Azize masum Oğuz. Emir'le ilgili o kadar çok özel bilgi verdi ki torunum elinde sandım. Ben istedim Azize'den. Ona adresi ben verdim. Torunumu kurtarmasını istedim. Ya oraya Emir'i kurtarmaya gitti. Tamam, tamam teyze sakin ol. Ben avukata haber veririm. O ne gerekiyorsa yapar. Hemen, hemen çıkarsınlar onu. Benim yüzümden orada kalmasın. Hastamız nasıllar bugün? İyiyim doktor bey. Daha iyiyim. Tahlil sonuçları çıktı mı doktor bey? Evet. Beklentimizin çok üzerinde. Gayet güzel. Yani çıkabilir miyim? Tabii çıkabilirsiniz. O zaman ben çıkış işlemleriyle ilgileneyim. Tabii. Alo, evet. İmzalamış mı? Bir kopyasını alıp hemen bana getirin. Hayır, eve geçeceğim. Evet, evet. Evde görüşürüz. Suçu kabul etmiş. İyi de. Allah'ım. Bağlamayacaktın o şeyi Azize. Başka çarem yoktu abla. Abla hadi. Benim Ali'yi bulmam lazım. Hadi. Hadi. Benden kaçacağını sandın ha? Bundan sonra atmacalık yapabilecek misin bakalım? Senin kemiklerini tek tek kıracağım. Seni bücür seni. Hoş geldiniz Jülide Hanım. Hoş bulduk Hediye. Çantayı bırakıyorum. Jülide Hanım buyurun. Böyle oturun. Reçeteyi Ejder'e verir misin? İlaçları alsın. Akşam kullanmaya başlayacağız. Tabii tabii. Ben hemen hallederim. Bu arada yemek birazdan hazır olur. Oğuz, Azize'den haber var mı? Ali! Dedim. Teyze o... Çıktı mı? Çıkardın mı? Benim yüzümden nezarethaneye girdi kızcağız. Kim bilir ne haldedir şimdi? Teyzeciğim. Doktoru duydun. Sakin olman lazım. Üzülmemen.
Oğlum, Aziz'i suçsuz diyorum. Ben istediğim için canını tehlikeye attım. Bir de şimdi üstüne nezarethanede. Suçunu neden kabul etti öyleyse? Görüyor musun, iyilik yapayım derken kızcağızın başına geleni? Ya niyeti para olan biri çantayı alır kaçardı. Ah be yavrum, neredesin Halim ya? Yok, yok abla, yok, hiçbir yerde yok. Kesin, kesin onun parmağı var bu işte, kesin. Dedim ya kızım, ben baktım kızcığın tamirhanesinde, orada değil. Saklamıştır, saklamıştır abla. Azize isterse bulurum falan dedi ama... pişkin pişkin ararım dedi. Azize isterse ararım dedi, öyle mi? Patron, o bulur yani, bulacağım dediyse. Azize? Oğlum nerede? Heh. Akıllanana kadar o kümesten çıkmayacaksın. Sana ekmek de yok, su da yok. Anladın mı? Bırak beni, anlamayacağım ben. Ah, bir daha gıkını çıkarırsan çattık ya. Bacaksıza bak. Zühre'ye karşı gelmek ne demekmiş? Göreceksin sen. Oğlum nerede diyorum sana? Ben de tam bunun için yardıma geliyordum. Sen geldin. İyi de ettin vallahi. Gerçi ben daha önce bekliyordum seni ama... Soruma cevap ver. Oğlum nerede? İşte şimdi kalbimi kırdın ama. Ya bizde öyle işler olmaz kızım. Benim çolukla çocukla ne işim olur? Sen beni ne zannettin ha? Oğlum nerede dedim sana? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bilsem çoktan tutup getirmiştim yakasından. Eğer oğluma bir şey olursa seni öldürürüm demiştim. Öldürürüm! Öldür Azize. Elinden zehir bile içmeye razı bu kılıç. Varsın ölsün. Ali nerede bilmiyorum. Eğer bir haber alırsam... Ben şimdi karakola gidiyorum. Bu işin altından sen çıkarsan sana yemin ederim... Karakol mu? Ya bir dur. Önce bir arayalım şöyle dört bir koldan. Nereye gidecek? Ali çobu, el kadar çocuk. Çıkar illaki bir yerden. Her yere baktın mı ki? Sen biliyorsun yerini. Kaçmaya kalk bakalım. Pişmiş tavuğun başına gelenler sana yapacaklarımın yanında hiç kalır. Yürüsene. Yürüsene, niye yaylanıyorsun oğlum? Yürüsene. Yürü. Yürü. Dur bakayım şurada. Dur. He. Dur burada. Burada dur. Sakın kıpırdama. Hatta nefes bile alma. Nerede bu telefon? Ha, tamam. Şu güzel haberi verelim bakalım. Polisten önce bulmam lazım çocuğu. Yoksa... Abi. Ver lan, ver. Çocuğu bulduğunu söyle. Yoksa mahvolduk. İyi o zaman, deyivereyim. Çocuğu buldum. Yahu niye inanmıyorsun? Burada yanımda diyorum ya. Bir saniye bile ayırma gözünün önünden. Geliyorum hemen. Thank you.
Gel bakalım önce bir soluklanayım. Sonra bunun hesabını soracağım senden. Hadi yürü. Hadi bakalım. Aman. Ya gitmiyorum tamam, merak etme, başındayım ya. Aa, tamam arama artık. Çocuk. Çocuk neredesin? Neredesin Melet? Neredesin? Neredesin? Ah. Ah. Ay yok. Yok ne yapacağım ben? Yok ne yapacağım? Ne yapacağım? Ah. İstediğini, bu amaçla yanımızda çalıştığını kabul etmiş. Aleyhine oldukça fazla delil var. İnkar edemeyeceğini anlamış olmalı. Bu durumda 10 yılla... Teyzem onun masum olduğunu söylüyor. Adresi ona o vermiş. Parayı götürmesini istemiş. Jülide Hanım mı? Alo. Ne? Ne demek? Kaçtı ne demek ya? Zühre Ana nasıl kaçırırsın çocuğu? Kimle konuşuyor o ya? Bana bak Zühre Ana, o çocuğu bulacaksın. Bulacaksın o çocuğu. Yahu çocuk ortalıkta yok. Anası polise gitti. Bir ortaya çıkarsa mahvoluruz. Tamam kapat hadi kapat. Geri mi dönüyor? Benim yüzümden. Ya durup dururken şimdi 10 yılla mı yargılanacak kızcağız? Azize suçlu değil diyorum. Ben istedim. Ben istedim gitmesini. Tamam teyzeciğim. Sakin ol biraz. Bak yine rengin bembeyaz oldu. Doktorun dediklerini unutma lütfen. Nasıl? Nasıl bir masumun başını yaktım ben? Suçunu kabul etmiş. Oğlum Azize suçsuz diyorum. Kim bilir ne kadar telaşlandı, korktu. Öyle bir başınayken. Çaresizlik insana her şeyi yaptırır oğlum. Bunu en iyi ben bilirim. Tamam teyzeciğim sakin ol. Oğuz. Benim Azize'yi bulmam lazım. Teyze lütfen. Basıyorsun kornaya. Ne yapıyorsun be? Önüne bana mi çaldın? Bana baktırma tepemin tasına. Hem suçlusun hem güçlü. Kenara gitsene. Ne var? Bas git. Bas. Alo. Aysel abla. Yok abla yok. Sen evden ayrılmadın değil mi? Eve de gelmediyse nerede bu çocuk ya? Tamam abla. Peşindeyim ben. Tamam hadi görüşürüz. Buldun mu hediye? Buldum Jülide Hanım. Buyur. Adres burada. Benim adıma çok, çok özür dile. Kim bilir ne kadar hırpalanmıştır, kırılmıştır. Teyzeciğim gelecek. İnşallah. Aslında ben gitmek isterdim ama. Teyzeciğim konuştuk bunu. Tekrar baştan mı başlayalım? Sen stres yapma. Ben gidip getireceğim. Bu
Gidiyor muydun? Ben de birer kahve içeriz diye düşünmüştüm ama. Neyse, ben seni işinden etmeyeyim. Ben de zaten Jülide teyzeyi görmeye gelmiştim. Nasıl bir göreyim, geçmiş olsun diyeyim. Teyzem içeride. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ben şimdi çağırırım. Salim, ben de sizi almaya gelmiştim. Geldik abla, geldik. Canan, Asya. Dayı geliyoruz. Kusura bakma abla. İşlerini aksatmamışızdır inşallah. Aman aksatsan ne olur Salim. Jülide Hanım için her şeye değer. Yani düğün dernek işleri biraz zordur, onun için söyledim. Düğün dernek? Allah'a çok şükür. Her şeyi hallettim. Sağ olsun Canan da yardımcı oldu. E artık bundan sonrası Zeliha'm gelince inşallah. İnşallah. Zeliha. Asya. Kızım Canan ablan nerede? Geliyor Şükran teyze. Ejder, aa, bakıyorum pek bir neşelisin. Yok canım, öyle mi? Her zamanki halim. Binecek misin? Bineceğim. Salim beyler de birazdan gelirler. Asya nasıl? Asya iyi. Siz hiç merak etmeyin. Hastanedeki halini görecektiniz Jülide Hanım. Öyle korktu ki size bir şey olmasın diye. Jülide teyzeciğim nasılsınız? Çok iyi gördüm sizi. Çok şükür kızım. Sağ ol, eksik olma. Jülide Hanım, ben çayınızı hazırlayayım. Siz bir şey ister misiniz Yıldız Hanım? Bir kahveye hayır demem. Her zamankinden alsın lütfen. Hastanedeyim misiniz hep? Hediye anlattı. Hepinizi çok yordum değil mi? Ne demek Jülide teyzeciğim? Siz iyi olun yeter. Çok korkuttunuz bizi. Ama çok iyi görünüyorsunuz. Sağ ol kızım. O kadar mutluyum ki şu anda. Bu gerçeğin ortaya çıkması... Çalışanınızın... Azize? Evet. Polislerin yakaladığını biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Dün geceyi nezarethanede geçirmiş. Maalesef. Azize masum kızım. Jülide teyze, siz ne dediğinizin farkında mısınız? Evet, gayet farkındayım. Azize masum. Aynı zamanda başkası için hayatını tehlikeye atacak kadar cesur ve iyi bir kız. Oğuz. Oğuz biliyor her şeyi, anlattım. Hatta onu almaya çıktı. Azize'yi alıp getirecek. Oğuz mu? Oğuz işini gücünü bıraktı, bir hizmetçinin peşinden mi gitti? Aslında ben gidecektim. Ama Oğuz kalkmama izin vermedi. Benim yerime gitti. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gitmediğiniz iyi olmuş. İyi ki Oğuz gitmiş. Biliyor musunuz, Oğuz'un en sevdiğim yönlerinden biri de ailesine çok düşkün olması. Sizi kendi annesi gibi görüyor. Hatta görmüyor, kendi annesi gibi seviyor. Ben de öyle. Oğuz benim için yavrularımdan farksız.
Kuyubaşı Mahallesi. Bana biletini aldığını söyle. Halletmem gereken birkaç şey daha kaldı. Onları da bitirip... Onlar? Onlar da kimmiş bakayım? Bak ya. Senden de hiçbir şey kaçmıyor. İlişki bitirme konusunda hiç iyi olmadığımı biliyorsun. Başlama konusunda üstüne yok ama. Bir saniye Tarık. Tamam, bekliyorum. Kuyubaşı Mahallesi. 100 metre sonra sola dönün. Kuyubaşı mı? Orası da neresi ya? Bir mahalle. Ne işin var senin bir mahallede? Oğuz, bir sorun yok değil mi? Asya! İşte böyle Yıldız'cığım. Ben torunumun izine ulaştım sanırken meğer her şey korkunç bir tuzakmış. Asya? Canım? Asya? Kızım niye orada duruyorsun? Gelsin böyle. Ana! Ana anneciğim! Aysel abla, sen evde kal, olur mu? Alim şimdi gelir melir, kapıda kalır. Tamam kızım, merak etme. Ben hiçbir yere yıkamadamıyorum. Sen karakola varamadın herhalde daha. Şimdi giriyorum içeri. Çıkınca ararım ben seni. Efendim? Anne ben. Şu an amcanın bakkalındayım ben. Ali? Anne. Ben sürpriz olsun diye vermiştim Ali'nin eline telefonu ama... Hata ettim galiba. Nasıl oğlum? Bir iyi mi? İyi mi? Bana doğruyu söyle ne olur. İyi iyi. Türk gibi maşallah. Sen de kendini topla artık. Merak etme. Sen gelinceye kadar ben onu bir yere salmam. Sağ ol abi. Allah razı olsun senden. Çok sağ ol. Ben hemen geliyorum. Tamam mı? Hemen geliyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Al bakalım. Utanma be oğlum. Anne gelince parasını ödeyecek. Al al. Vay Ali. Herkes seni arıyor oğlum. Annen dışarıda seni arıyor her yerde. Hadi gel seni ona götüreyim ha. Bırak çocuğu. Annesiyle görüştüm ben. Biraz sonra gelecek.
Mahalle burası da. Sokak neresi? Bir saniye. Ne istiyorsunuz? Konuşmak istiyorum. Arabaya geçer misin? Arabaya mı? Tamam. Burada konuşalım. Ben sizinle konuşmak falan istemiyorum. Ayrıca işim var. Bir saniye. Konağa gidiyoruz. Konağa? Teyzem seni bekliyor. Konağa falan gelmek istemiyorum ben. Ayrıca işim var dedim. Senin işin benim söylediklerimi yapmak. Neden olduğunu onca şeyden sonra gelip teyzemle görüşeceksin. Buna mecbursun. Suçu neden kabul ettim bilmiyorum. Ama eğer bunu teyzemi etkilemek için yaptıysan... Etkilemek? Etkilemek öyle mi? Ya siz nasıl insanlarsınız? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Ben dün geceyi nezarette geçirdim. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin. Şimdi bir de karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana emir mi veriyorsunuz? Defalarca söyledim size. Defalarca benim niyetim sadece yardım etmekti. Başka bir şey değil. Ama siz anlamadınız. Görüyorum ki hala aynı noktadasınız. Neyse. Ben bunu size onlarca kez söylemiştim, değil mi? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Jülide Hanım'a söyleyin. Ben iyiyim. Merak etmesin beni. Siz de bir daha karşıma sakın çıkmayın. Sakın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer o iğrenç planla uzaktan yakından bir alakan varsa... Eğer varsa... Bırak! Bırak! Çakı, kedi olalı bir fare yakaladın ya. Aferin sana. Demek buradasın, piyango biletim. Tüyümümüz lazım abi. Abi polis var abi. Azizem. Thank you.
anneciğim. Aç gözünü. O çocuğu bulmazsan seni kapatırım kümese. Eve az kaldı. Hı hı. Eninde sonunda geleceği yer belli. Tabii becerebilirse. Polis. Gel kız. Gel. Gel. Vallahi sohbet çok güzeldi. Ama ne demişler? Hasta ziyareti kısa olur. Siz de gördünüz. Gayet iyiyim ben, çok şükür. Gerçekten öyle. Maşallah iyisiniz. Rabbim bir daha böyle korkular yaşatmasın. Sizi böyle sağlıklı, iyi gördük ya. İçimiz rahatladı, inanın. Değil mi Salim? Biz sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Tam tersi. İnanın sizi gördüğüm için o kadar mutlu oldum ki. Ama bırakmıyorum sizi. Yemek yiyelim. Hep birlikte. Ya daha sonra yeriz inşallah. Öyle öyle. Hem siz biraz daha dinlenin. Biz yine geliriz. O zaman zengin kalkışı yapalım biz. Asya'cığım. Her şey konuştuğumuz gibi, tamam mı şekerciğim? Tamam canım abla, teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. İyi günler. Çok teşekkürler. Demek yaşlı cadı seni kümese kapattı, öyle mi? Hı hı, böyle kocaman kocaman anahtarlar vardı. Hmm. Kocaman kocaman. Şato anahtarı gibi mi? Hı hı, yani. Sonra da sen o yaşlı cadının elinden kaçtın, kamyona bindin, öyle mi? Korkmadın mı? Hayır, korkmadım. Sen kamyondan önce indim zaten. Anneciğim, ağlıyor musun sen? Yok. Acaba kimin canı makarna ister? Ben isterim. Tamam, banyomuz bittikten sonra hemen makarna yapıyorum oğluma ben. Ay! Teyze. Oğuz. Azize nerede oğlum? Yoksa bulamadın mı? Buldum teyze. Konuştuk. Nasıldı? Kim bilir ne kadar perişandır. Görmek istediğimi söyledin değil mi? Hı hı. İşi vardı. Gelemedi. Ama... Teyze, şirkete gitmem gerekiyor. Ertelediğim bir toplantım vardı. Tabii, tabii sen işine bak oğlum.
hediye. Benim telefonum nerede? Buyurun Jülüt'ün. Bir Azize'yi arasana, en azından sesini duyayım. Hay Allah. Yine kapalı. Ne kadar vardı? Bilmek istemezsin. Neden açmadın? Bölünmeyelim şimdi. Bir an önce yapalım, gidelim. Şu Ar-Ge maliyetlerini sana bırakıyorum. Tarık Bey gelince bilgilendirirsin. Yani en son eklediğimiz raporları en iyi sen biliyorsun. Bakalım gizemli CEO'muz ne zaman gelecek? Bir bilsem. İki kere erteledi. Bakalım bir kere daha erteleyecek mi? Gel. Aşkım. Şirkette olduğunu söyleyince ben de kahveleri kapıp geldim. Hoş geldin ama. Biliyorum. Meşgulsün. Ben de tam onun için geldim zaten. Biraz seni dinlendirip gideceğim. Ama bana 5 dakika vermen lazım. Senin ne kadar zor bir gün geçirdiğini biliyorum. Bu hizmetçi parçasının peşinden gitmek. Neyse. Biliyorum bunu teyzen istedi diye yaptım. Bir tek gelmemiş, öyle mi? Yani sen o kadar peşinden git be, o gelmesin. Gerçi neden gelmediğini de biliyorum ben. Kesin para isteyecek yine. Ben sizinle konuşmak falan istemiyorum. Ayrıca işim var. Bir saniye. Konağa gidiyoruz. Konağa? Teyzem seni bekliyor. Konağa falan gelmek istemiyorum ben. Ayrıca işim var dedim. Senin işin benim söylediklerimi yapmak. Neden olduğun onca şeyden sonra gelip teyzemle görüşeceksin. Buna mecbursun. Suçu neden kabul ettim bilmiyorum. Ama eğer bunu teyzemi etkilemek için yaptıysan... Etkilemek? Etkilemek öyle mi? Ya siz nasıl insanlarsınız? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Ben dün geceyi nezarette geçirdim. Kimin yüzünden? Sizin yüzünüzden. Sizin. Şimdi bir de karşıma geçmiş, hiçbir şey olmamış gibi bana emir mi veriyorsunuz? Defalarca söyledim size. Defalarca benim niyetim sadece yardım etmekti. Başka bir şey değil. Ama siz anlamadınız. Görüyorum ki hala aynı noktadasınız. Neyse. Ben bunu size onlarca kez söylemiştim, değil mi? Sizden hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. Jülide Hanım'a söyleyin. Ben iyiyim. Merak etmesin beni. Siz de bir daha karşıma sakın çıkmayın. Sakın.
hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer o iğrenç planla uzaktan yakından bir alakan varsa, eğer varsa... Bırak! Bırak! Kesin para isteyecek yine. Sabah kapına dayanırsa şaşırma. Konuyu hiç konuşmasak. O kadar dua ettim ki yavrucak sağ salim dönsün diye evine. Allah korusun. Saçının bir tane bile zarar gelse kendimi hiç affetmezdim hiç. Ablacığım böyle söyleme ne olur. Hem bak Ali'miz sağ salim yanımızda çok şükür. Ben senin bugüne kadar yaptığın... Azize lütfen. Ben senin bugüne kadar yaptığın iyilikleri nasıl yok sayarım? Hakkını nasıl öderim? Bunun yaşanması gerekiyormuş, yaşadık. Çok şükür sonu iyi bitti. Azize. Abla, bir suçlu aranması gerekiyorsa o benim. Oğlumu hiç yalnız bırakmamalıydım. Azize, bak benden sana söz. Bir daha hiç ayırmayacağım gözümü Ali'nin üzerinden. Sen için rahat bir şekilde gidebilirsin işine. Abla o iş... Ben bıraktım. Gitmeyeceğim artık. Bıraktın mı? Ama Azize, işin olmadan nasıl olacak bir kuzum? Yani keşke benim... Abla... Abla ben seni bilmiyor muyum? Sen söylesen de söylemesen de nasıl bir borç yükü altında kaldığını. Hem benden gizli gizli Ali'nin cebine sıkıştırdığın paraları da unutmadım. Ben Ali'ye bir bakayım. Alo. Hediye abla. Hı. Telaştan kapalı kalmış telefonu, unutmuşum ben. Sağ ol Hediye abla ama ben... Bak, Jüride Hanım seni istiyor. Veriyorum. Alo. Azize kızım. Oğuz Bey kalktı mı? Hiç uyumadı ki. Allah Allah. Allah Allah, niye ki? Jülide Hanım da çok iyi. Sabaha karşı geldi. Çalışma odasına girdi. Daha da çıkmadı. Nişanlı olması aşık oldu diyeceğim ama. Nişanlı ama Ejder. Yani. Nişanlı da. Hiçbir kötülük yapmadım. Jülide Hanım kendine geldiğinde her şeyi anlatacak size. O zaman anlayacaksınız masum olduğunu. Bunun için mi çağırttınız beni? Şikayetinizi geri çekmenizi isteyecektim. Buradan ancak böyle çıkabiliyormuşum. Bunu ne cüretle istersin benden? Biliyorum. Farkındayım. Benim her türlü cezayı hak eden bir cani olduğumu düşünüyorsunuz. Tamam, öyle düşünün. Ama ben masum olduğumu kanıtlayacağım. Eğer ispatlayamazsam o zaman cezamı çekmeye razıyım. Ama yeter ki çıkarın beni buradan.
Benim buradan çıkmam lazım. Bu gece burada kalamam. Kendim için istemiyorum. Yalvarırım, yardım edin bana ne olur. Benim buradan çıkmam lazım. Bırak! Bırak! Gel. Kahveniz. Teşekkürler Hediye Hanım. Oğuz Bey. Başka bir şey ister misiniz diye soracaktım. Hayır. Kahveniz.